Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersini verdiğini ifade ederek, Türkiye dünyaya demokrasinin altın kemerinin kendisinde olduğunu göstermiştir dedi. Ben seninle hiç farkında mıydım? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, Türkiye dünyaya demokrasinin altın kemerinin kendisinde olduğunu göstermiştir. Demokrasinin bir altın kemeri varsa bugün Türkiye'dedir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Erzurum valiliğini ziyaret eden Bakan Soylu, Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan briefing aldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin dünyada demokrasinin altın kemerinin kendisinde olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bakan Soylu şöyle konuştu: "Türkiye dünyaya demokrasinin altın kemerinin kendisinde olduğunu göstermiştir. Demokrasinin bir altın kemeri varsa bu bugün Türkiye'dedir. İnsanlığın altın kemeri biz değiliz. Milyonlarca Suriyeli kardeşimizi hiçbir şey düşünmeden kucaklayan ve bütün dünyanın hayran bakışları altında onları bu coğrafyada misafir eden aynı sancak altında yüzlerce yıl yaşadığımız, insanlara sırtını dönmeyen bu milletin insanlığın altın kemerini bütün dünyaya bakarak bir şekilde onurla taşıyor. Şimdi demokrasinin altın kemeri bizdedir." Bakan Soylu'nun valilik ziyaretine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ile Mustafa Ilıcalı da eşlik etti. Demokrasinin milletleşmenin ana unsurlarından birisi olduğunu sözle söylemek, belki söz güzelliği açısından, cümle tamamlaması açısından bir bütünlük ifade edebilir. Ama aziz milletimiz, daha ziyade asil milletimiz 15 Temmuz'da nasıl milletleşmenin ana unsuru olduğunu hem kanıyla, hem canıyla, hem mücadelesiyle, hem de seçtiği liderine ve seçtiği insanlara ve parlamentoya demokrasiye sahip çıkmakla bunu bir kez daha göstermiştir. Milletimize mecbur şükranız. Erzurum o gece bu konuda ilk reaksiyonu veren vilayetimizdir. Bunu on binlerce insan, tarihi bir kalabalığı, sadece bir araya gelmek için değil, geldiği andan itibaren bütün Türkiye'ye güç ve cesaret veren bu anlayışın Erzurum'da bir araya gelmesine tesadüf değil. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yine Erzurumlu hemşehrilerimize medyumu şükranız. Onlar zannetmesinler ki sadece Erzurum meydanında onların bir araya gelmesi, onların burada Erzurum sınırları içerisinde bir aksiyon ortaya koymasını sağlamayacak. Buradan hem Türkiye'nin bütün taraflarını, her köşesini, hem Ankara'ya, hem İstanbul'a, hem de o gün milletine ait güçlü bir nefes alan bekleyen kıymetli Cumhurbaşkanımıza, başkanımıza çok önemli bir mesaj veriyor. Şırnak-Hakkari karayolu üzerinde 9 gün önce bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırısı sonucu yaralanan piyade uzman onbaşı Peylül Oruk, tedavi gördüğü askeri hastanede şehit düştü. Şırnak-Hakkari karayolu üzerinde 9 gün önce bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırı sonucu yaralanan piyade uzman onbaşı Peylül Oruk, tedavi gördüğü askeri hastanede şehit düştü. Şehitin cenazesi askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit uzman onbaşı Peylül Oruk'un naaşı askeri kargo uçağıyla Ankara'dan Erzurum'a akşam saatlerinde getirildi.
Erzurum Hava Meydanı Komutanlığı'nda şehit Oruk için cenaze töreni düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze hastane morguna götürüldü. Şehidin babası Veysel Oruk, oğlunun naaşına sarılarak bölücü terör örgütü mensuplarına öfke kustu. Vatan sağ olsun diyen baba Oruk, Allah bu hainlerin belasını versin, Allah bu zalimlere fırsat vermesin diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi Bakan Süleyman Soylu'nun da katıldığı bir program sonrasında Azizye ilçesinde toprağa verildi. Geçtiğimiz hafta sonu Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ-PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ-PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Gözaltında bulunan 13 kişinin 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 9'una ise tutuklama kararı çıktı. Tutuklanan 9 kişi cezaevine gönderildi. Erzurum'da FETÖ terör örgütü ilişkisi bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katipleri, yazı işleri ve icra müdürlükleri çalışanlarından oluşan 37 adliye personelinden 13'ü daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye çıkarıldı. Adliyede çıkartılan 13 kişiden 5'i savcılık sorguları sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce de mahkemeye sevk edilen 12 adliye personelinden 4'ü tutuklanmıştı. 12 kişinin ise polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı tarafından dün onaylanan af yasası, prim borcu olan bal kurullarında yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve resmi gazetede yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderilen af yasası prim borcu olan bağ kurullarında yüzünü güldürdü. Bağ kurullar yapılandırma imkanıyla borçlarını daha az ödeme ile kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da muradına erecek. Bir başka ifadeyle 30 Haziran 2016'ya kadar olan prim borcunu ödeyen prim, yaş ve yıl şartını tamamlarsa hemen emekli olacak. Kapatma avantajlı başvurular Ekim sonuna kadar ilgili sosyal güvenlik merkezi ya da sosyal güvenlik müdürlüklerine yapılacak. Yapılandırmaya başvuranların borçları yeniden hesaplanacak. Ana paranın tahsilden vazgeçilmeyecek ama gecikme zammı ve faizi silinirken bunların yerine yurt içi üfe esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Böylece borç azalacak. Peşin ödemede borcun %75'i silinecek. Taksitli ödeme seçilirse enflasyona göre hesaplanan borçlar vadeye bölünecek. Borç 6, 9, 12, 18 taksit şeklinde ödenecek. Adalet Bakanlığı 2161 sözleşmeli, 210 kadrolu olmak üzere 2371 personel alacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre adli ve idari yargıda görev yapmak üzere adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 1560 sözleşmeli zabıt katibi, 445 sözleşmeli mübaşir, 148 sözleşmeli teknisyen ve 8 sözleşmeli kaloriferci olmak üzere toplam 2161 personel alınacak. Bakanlık ayrıca adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 23 kadrolu zabıt katibi, 161 kadrolu şoför, 18 kadrolu aşçı ve 8 kadrolu kaloriferci olmak üzere toplam 210 personel alımı yapacak. Başvurular 22 Ağustos 5 Eylül tarihlerinde yapılabilecek. Alımlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi bakanlığın http://www.pgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilir denildi. Zorunlu BES sistemine 50 TL yatıran 250 TL emekli maaşı alacak. 45 yaşı altında çalışanlar 1 Ocak 2017 itibariyle otomatik olarak BES'e katılacak.
45 yaş altındaki çalışanlar 1 Ocak 2017 itibariyle otomatik olarak beslenecek. Çalışanın katkı payı en düşük 49,4 TL, en yüksek 321 TL olacak. Örneğin sisteme her ay 50 lira yatıranlar Ocak 2017 tarihinden itibaren çalışanların otomatik olarak katılacağı bireysel emeklilik sistemi devreye girecek. 45 yaşını doldurmamış bütün çalışanlar için bireysel emeklilik sözleşmesi açılacak. Hali hazırda bir bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar için yeni sözleşme açılacak. 2 aylık cayma süresi içerisinde sistemden çıkış mümkün olacak. Otomatik katılımlı BES sözleşmesi bulunan kişiler her ay katkı payının %25'ini devlet katkısı olarak alabilecekler. Bunun yanında sisteme dahil olan kişilere ek 1000 TL devlet katkısı da sağlanacak. Sistemden emekli olmaya hak kazanan kişiler hem %25'lik devlet katkısını hem de 1000 TL'lik ek katkıyı alabilecekler. Sistemden emekli olmaya hak eden bir kişi yıllık gelir sigortası yaptırırsa yeni sistemde biriken parasının ömür boyu kendisine maaş olarak bağlanmasını da talep ederse biriktirdiği paranın %5'i kadar daha devlet katkısı alacak. Yani en az 10 yıl sistemde kalan ve 56 yaşında emekli olmaya hak eden bir çalışan 100 bin TL'si birikmiş ise 105 bin TL ömür boyu maaş alabilecek. Çalışanlar eğer katkı payı ödemelerini artırmaya tercih ederlerse hem devlet katkı payı artacağı hem de birikim yükseleceği için aylık daha yüksek olacaktır. Çalışanların tasarruf eğilimleri arttıkça ikinci emekli aylıkları da artacak. Burada önemli olan çalışanların geçimlerini sağlayabilmeleri ve BES'e daha fazla katkı payı yatırabilmelerini sağlayacak ekonomik gelişmelerin yaşanması, bugün itibariyle asgari ücretli 32 yaşında bir çalışan sisteme her ay 50 TL düzeyinde yeni alt imkan katkı payı yatırır ve 65 yaşında sistemden emekli aylığı bağlatırsa hesabından birikecek rakam 40 bin TL civarında olacaktır. Buna göre ek %5'lik katkı olan 2000 TL ve 1000 TL ek devlet katkısı eklendiğinde toplam rakam 43 bin TL'yi bulacaktır. Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca terör saldırılarını kınayarak hainlerin dokunulmazlığına dokunulmalı, olağanüstü halin hükümete verdiği bütün yetkiler kullanılmalı dedi. Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca terör saldırılarını kınayarak hainlerin dokunulmazlığına dokunulmalı, olağanüstü halin hükümete verdiği bütün yetkiler kullanılmalı, mecliste ve meclis dışındaki bütün vatan hainleri bulundukları görevlerden uzaklaştırılmalıdır dedi. Elazığ, Van ve Bitlis'te yaşanan hain terör saldırılarını kınayan Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, vatan uğruna verdiğimiz binlerce şehidin arkasında yayınlanan klasik kınama mesajları milletimizin sinirlerini bozuyor. Hainliğin dokunulmazı, siyasisi, bürokratı, askeri, polisi ve esnafı olmaz. Canımızı yakan bütün hainler aynı muamele ile tezden imha edilmeli. Terörün siyasi hesaplarla her gün bir başka coğrafyayı dağladığı zor bir süreç yaşıyoruz. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bombalı eylemler ve hain saldırılar devam ediyor. Elazığ, Van, Bitlis, Mardin ve Şemdinli'de yapılan kahpe saldırılar sonucu birçok askerimiz, polisimiz, dış güçlerin aşağılık maşaları tarafından hünharca ve kalleşçe şehit edilmiştir. Cenab-ı Hak'tan şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum diye konuştu. Konut satın almak için tasarruf yapmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla devlet katkısı uygulaması 26 Ağustos'ta başlıyor. Bankadan konut hesabı açarak 75 bin lira biriktirenlere de devlet 15 bin lira katkı sağlayacak. Konut hesabı uygulaması 26 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayacak. Konut almak için tasarruf yapmak isteyenler bu tarihten itibaren mevduat veya katılım bankalarından mevduat hesabı ya da katılım fonu hesabı açabilecekler. Devlet katkısından eksiksiz yararlanabilmek için planlamanın iyi yapılması gerekiyor. Devlet katkısı talebinde bulunan kişinin konut hesabı ile ilgili yasanın yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2015 tarihi itibariyle
kendi üzerine kayıtlı müstakil bir konut tapusu bulunmaması, sonradan da almamış olması gerekecek. Devlet katkısı sadece ilk konut alanlara verilecek. Hesap açılırken bu konuda bankaya beyanda bulunulacak. Ayrıca bankada hesap sahibinden alacağı yazılı izinle tapu ve kadastro paylaşımı sistemi üzerinden tapu araştırması yapacak. Konut hesabı bankaların yurt içi şubelerinden Türk lirası cinsinden mevduat ya da katılım fonu hesabı olarak açılabilecek. Konut hesabı açılırken banka ile sözleşme imzalanacak. Bir kişi birden fazla hesap açtıramayacak. Bir bankada açılan hesap başka bir bankaya taşınamayacak. Anne babalar 18 yaşından küçük çocukları için de vasi olarak konut hesabı açabilecekler. Devlet katkısı tutarı konut edinim tarihindeki birikimin %20'si oranında olacak. Toplam devlet katkısı 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Hesaba aylık 250 lira ile 2500 lira arasında para yatırılabilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin liraya kadar toplu para yatırma hakkı sağlanacak. Ancak bu toplu paranın hesap açılırken yatırılması da gerekecek. Hesaba yapılacak düzenli ödeme 250 lira ile 2500 lira arasında değişebilecek. Bir ay 250 lira yatıran kişi ertesi ay isterse 2500 lira yatırabilecek. Ya da aynı ay içerisinde üst sınırı aşmamak üzere birden fazla ödeme yapabilecek. Ödemeler aylık olabileceği gibi 3 aylık periyotlar halinde de yapılabilecek. Ancak ödeme tutarı aylık 250 liranın, 3 aylık dönemde ise 750 liranın altında olmayacak. Aksi takdirde devlet katkısından yararlanamayacak. Hesabın açıldığı tarihten itibaren her 12 aylık dönem olarak kabul edilecek. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edilecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor sezonun ilk açılışını yaptı. Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor sezonun ilk açılışını yaptı. 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Mavi Beyazlı ekip dün Kazım Karabekir Stadyumu'nda törenle sezonun ilk açılışını yaptı. Mehteren takımın coşkulu marşlarıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Bu yılda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, "Geçtiğimiz sezon büyük bir azim ve mücadeleye bu şehre yakışır şampiyonluğu elde ettik. Bu sezonda 2. Lig'de yine Erzurum'a yaraşır bir şekilde şampiyonluk için mücadele edeceğiz." dedi. Açılış sonrası Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor hazırlık maçı başladı. Maç taraflar arasında 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Avukat Ali Demirhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Avukat Ali Demirhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Vali Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Avukat Ali Demirhan, beraberinde Genel Kaptan Murat Aslan, Genel Sekreter Zafer Aynalı, yönetim kurulu üyeleri Vedat Aydın, Kenan Sezer, İbrahim Bulut, Muammer Aydın, Celal Emrah Yüce, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2016-2017 sezonu açılışına davet ederek destek sözü istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seyfettin Azizoğlu ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunarak Erzurumspor'a gönül veren değerli Erzurumspor sevdalıları, Büyükşehir Belediye Erzurumspor bizim onurumuz ve gururumuzdur. Eğitimde tesise önem verdiği kadar kaliteye önem verilmeli. Asıl önemli olan kalite, tesis bir araçtır. Bu eğitimde olduğu gibi sporda da böyle olmalıdır. Amaç tesis değil, kaliteyi yükseltmek olmalıdır. Dünya futbolunda etkili olmak ve etkinliği sürekli kılmak önemlidir. İkinci Lig şampiyon takımımızı kutluyorum. Erzurum valisi olarak takımımızı Süper Lig'de görmek isterim. Nasıl ki Trabzon valisi Trabzonspor'un, Bursa valisi Bursaspor'un şampiyon olmasını istiyorsa ben de bu sezon ikinci kez Erzurumspor'un şampiyon olmasını istiyorum dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Ekip arkadaşlarım ve haber merkezimiz adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.